Çilor Alyans'ın sunduğu Seyri Ramazan devam ediyor. İşte tam da şu an bu durum erkek olmanın dayanılmaz hafifliği diye tanımlanabilir sevgili seyirciler. Nedir bu? Bunu ancak erkekler anlar. Kadınlar anlamaz. Geleceksiniz, bu berber koltuğuna oturacaksınız, tıraş olacaksınız, bu dinginliği yaşayacaksınız. Tabii bu sadece erkekler için geçerli. Niye mi güzel? Çünkü kendinizi rahat bıraktığınız anlardan bir tanesi de bu. Hele hele burası. Altın makas, yani Golden Eşeri. Müthiş bir ambiyans, müthiş bir rahatlık. En azından eşyanın doğası gereği tıraş olurken ben ne kadar rahatım onu görün istedim. Bakalım tıraştan sonra neler olacak. Sevgili seyirciler, Ramazan-ı Şerif geldi. Geldi baş üstüne. Baş tacı olarak geldi. Yaşıyoruz onu. Ve neredeyse ortaladık, ortalarına geldik. Evet, Ramazan-ı Şerif geldiğinde tüm insanlarda, insanımızda, Müslüman aleminde bir coşku, bir şevk, bir neşe, bir huşu ortaya çıkıyor. Ve insanlar birbirini daha çok ziyaret ediyor. Dostlar ziyarete gidiliyor, karşılaşılıyor, sohbetler, hasbihallar yapılıyor. İşte biz de bugün yine dostlarımızın birinin yanındayız. Daha önce sizlerle paylaşmıştık, bilginiz var mutlaka. Frankfurt'un en gözde kuaför salonlarından bir tanesindeyiz. Yanımızda Sayın Fatih Bey var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Üstad, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sağlık. Allah razı olsun. Öncelikle bize zaman ayırdığın için çok çok sağ ol. Biliyorum yoğunsun, başın gözün var olsun. Şimdi biz seni tanıyoruz, hem de çok samimiyetle tanıyoruz. Seni tanımayan seyircilerimiz için biraz soralım. Kimdir, tam olarak ne yapar? Ben 1971'de Bayburt'ta doğdum. Eyvallah. Bayburt'un köyünde. 98'de buraya geldim. 2002'de ilk mekanımızı açtık. Devraldım daha doğrusu. 2009'da ikinci yerimizi açtık. Buraya yakın 60-70 metre. Hemen bu caddenin köşe başı. Sonra 2014'te yeni ev sahibi biraz problemler yapınca Yüce Mevlam bize böyle bir yeri nasip etti. Kısmet oldu. Hani derler ya kötü komşu insanı mal sahibi demiş. Sahibinden tam diyecektim. Allah ondan razı olsun. Olsun. Allah ondan razı olsun ki böyle bir şeye vesile oldu. Şu anda bana göre Türkler arasında Frankfurt'un en gözde salonu derim ben buna. Çünkü Hodri Meydan diyorum gelip kıyaslasınlar. Her türlü dekordan, hizmetten, işçilerden, çalışanlardan, dizayndan yola çıkarak bence Frankfurt'un en gözdesi. Kutlarım seni. Biraz bize tarihçeni anlat. Nasıl bir süreç geçirdin? Mutlaka zorluklar da gördün ama oradan buraya gelene kadar yani Almanya'ya ilk geliş ve şu an buranın bu kadar güzel olması, senin başarın, çevren nasıl bir hikayesi var? Ben buraya evlilik yoluyla geldim. Tabii imkan olan insan buraya zaten gelmesi. Yani imkansızlıklar dahilinde geliyoruz. Ama şükürler olsun ki inancımız, itikadımız gereği her zaman mücadele ediyoruz. Her zaman verene şükrediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada da iyi ki gelmişim diyorum. Yani güzel şeyler yaptık. Tabii imkan olduğu sürece de yani gidip gelmek de kolay oluyor Türkiye'ye. Şükürler olsun. Tabii ki, tabii ki. Artık biz burada kendimizi yerli saymamız gerekiyor. Tamam Türk'üz, vatanımızı seviyoruz ama burada idame ediyoruz, ikamet ediyoruz. Buraya da sarılmak lazım. Yani yaptığımız işlerde örnek olmak lazım. Kesinlikle. Uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Sevgili Fatih, yakın geçmişte buranın açılışı olmuştu. Biz de tesadüfen gelmiştik. Tesadüfen değil aslında, bilerek isteyerek gelmiştik. Niye yalan söyleyeyim? Konuk olmuştuk. Çok hoş geçmişti. Çok değerli konuklar vardı, çok değerli insanlar vardı. Biz de buradaydık ve çekim yapmıştık. Şimdi istiyorum ki seyircilerimizle o bölümü paylaşalım. Sonra tekrar sohbetimize geri dönüp veda edelim, olur mu? Olur mu?
bir şey paylaşmak gerekiyor. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah sevgili seyirciler. Buranın açılışındaydık. Bundan yaklaşık 1,5-2 ay önce. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Çok güzel bir gün geçmişti. Müthiş bir açılış olmuştu. Dualarla bir açılış olmuştu. Şimdi onu izliyoruz. Tekrardan sohbetimize geri dönüyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin, akıbeten lil muttakin. Ya Rabbi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hürmetine şu açılışını yapacağımız dükkan, iş yeri için sahibine ve çalışanlarına, burada tıraş olanlara hayır ve bereketler nasip eyle ya Rabbi. Emeklerini zayi etme, utandırma ya Rabbi. Kazandıkları parayı da senin yolunda, senin rızana uygun olarak harcamayı nasip eyle. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammeden adede ma fi ilmillahi salaten daimeten bi devam mülkullahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hayırlı uğurlu olsun. Buyur. Buyurun. Hadi Allah utandırmasın. Arabesin. Ben kesmeyi benim için çok değerli olan insan var. Anneniz mi oluyor? Abla. Ablanız oluyor. Hay maşallah. Alkışlayalım. Evet, şu anda Frankfurt'un neredeyse en kaliteli kuaför salonu açılıyor değerli izleyiciler. İşletme sahibi Fatih Bey ablasıyla birlikte açılışı yapıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bir alkışlayalım hep birlikte. Buyurun. Gelen değerli konuklarımıza mikrofonumuzu uzatıyoruz. Merhaba. Merhabalar. Tanıyalım sizi. İsmim Zeynel Temiz. Fatih sevdiğim bir kardeşim, arkadaşım. Böyle güzel bir mekan kazandırdığı için Frankfurt'a kendisine teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah bol kazançlar nasip eylesin. Allah kaza bela göstermesin. Allah razı olsun. Tek bir soru soracağım. Buyurun. Ne fark görüyorsunuz diğerleriyle burada? Burası. Vallahi farkı görmeye gerek yok. Şöyle baktığınız zaman bütün fark. Evet, kendini gösteriyor. Ayaklarınıza sağlık. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet, açılışta konuklarımıza mikrofonumuzu uzatıyoruz. Bugün değerli bir konuğumuz da burada, Fatih Bey'in ablası kendisi. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Saadet Kaşık. Fatih Bey'in ablası oluyorsunuz. Evet, ablası oluyor. Destek için geldiniz. Evet. Sizi çok seviyor belli ki. Ben de çok seviyorum. O benim yetimlerimin babasıdır. Maşallah. Her zaman destekçimdir. Allah utandırmasın. Amin cümlemizi. Neler hissediyorsunuz? Çok güzel bir yer olmuş. Ben çok mutluyum. Yani kendimi zor tutuyorum ağlamaktan. Çok mutluyum. Allah devamını erdirsin. Allah hiçbir zaman darda koymasın. Benim evvelallah son destekçim odur. Hiçbir zaman beni darda, evlatlarımı darda koymadı. Allah'ın ekmeğini yesin. Allah her zaman bu günlerini göstersin bana. Amin. Vallahi yalan yok. Biz de kendisini tanıyoruz. Evet. Çok iyi bir adamdır. Hani gıyabında konuşuyoruz. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yaşayacak gibi değil. Yaşayacaksınız, göreceksiniz. Buna göre de Allah kalbine veriyor. Kalbine göre veriyor işte. Kandırmasın. Allah hiçbir zaman darda koymasın. Ailemizin destekçisi. Benim çocuklarımın babalık yapmıştır. Her zaman destekçimizdir. Maşallah. Allah hiçbir zaman darda koymaz. Amin cümlemize. Çok teşekkürler. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Ramazan ayına dair dostlarına, müşterilerine, sevdiklerine, hatta memlekete dair söyleyeceklerim bir şey varsa, söyleyeceğim bir şeyler. Onu da alayım ben. Olan insan değil, faydalı olan insan olmak lazım. Eyvallah. Herkesi çok seviyorum. Herkesin Ramazan'ı. İnşallah bayramı da beraber göreceğiz. Eyvallah. Ramazan'a hayırlı olur. Bayramımız da inşallah hepimize mübarek olur. Allah razı olsun. Arzu ettiği şekilde yaşasın. Eyvallah, çok güzel. Dürüst olmak lazım, doğru olmak lazım. Kesinlikle. Dürüstlükten, doğruluktan kimsenin kaybettiğini görme. Görmedim yani. Kesinlikle. Zorluklar yaşarız. Kesinlikle. Ama sonuçta varılan nokta her zaman doğru noktadır yani. Sana çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığın için eyvallah, çok sağ ol. İnşallah kahvede beraber içeceğiz burada. İnşallah Ramazan'da, bayramda geleceğiz ya da bayramdan sonra içeceğiz o kahveyi. Kumuyla beraber inşallah. İnşallah Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, bugün altın makas yani Golden Eşere'deydik. Frankfurt'un gözdesi diyebilirim. Erkek dünyası için önemli bir şey. Yüzünüzü, saçınızı, kafanızı, sakalınızı her neyse. Kendinizi emanet ettiğiniz şeydir aslında berberiniz. Her berberin koltuğuna oturulmaz. Her berbere kafa emanet edilmez. Saç emanet edilmez. Biraz güven, biraz huzur, biraz samimiyet ister. İşte bunların tamamı burada.
Geçiyorken en azından bir uğrayın, selam verin. Sevgili seyirciler, Avrupa'daki varlığımız adına, geçmiş 50 yılımızdan sonra varlığımız adına, din kültürümüz, inancımız adına ve buradaki toplumumuz adına birçok girişim var. STK'lar, sivil toplum örgütleri, oluşumlar, her konuda. Bunlardan en önemlisi MÜSİAD. Şu anda MÜSİAD HES'in yönetim kurulu toplantısındayız ve gündeme dair konuşacağız, Ramazan'a dair konuşacağız. Yanımızda MÜSİAD HES'in Başkanı Sayın Musa Aydın var. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz sizi tanıyoruz Sayın Başkanım. Tanımayan seyircilerimiz için biraz öğrenelim. Teşekkürler, hoş geldiniz sizler de. MÜSİAD HES'in yönetim kurulu başkanıyım. 1971 Samsun doğumluyum. İnşaat sektöründe faaliyet gösteriyorum. Yaklaşık 2 yıldan beri aktif bir şekilde MÜSİAD HES'in yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Şimdi geçtiğimiz yılda konuk olmuştuk programımızda. Çok güzel bir geleneksel iftar yemeği vermiştiniz. Çok değerli, birbirinden değerli abiler, konuklar vardı. Çok hoş bir ortamdı. Bu yıl da öyle oldu. Birazdan o konuya geleceğim. İftar, geleneksel iftar yemeğine dair konuşacağız. Oradaki röportajlarımız, görüntülerimiz olacak. Ancak hemen şunu sormak istiyorum. Geçen yıldan bu yana MÜSİAD HES'in ne kadar yol kat etti, neler yaptı? Biz geçen seneden bu zamana, şöyle söyleyeyim, özellikle Türkiye'deki kurumsal ilişkilerimizi arttırma noktasında önemli faaliyetler gösterdik. En son 27-30 Nisan arası Samsun iş gezisi düzenledik. 17'si Alman, toplam 34 iş insanıyla Samsun'a seyahat gerçekleştirdik. Samsun'da ilginç olan şudur, 25 masada 225 iş görüşmesi yapıldı. Buradan şu sonucu esasında çıkartıyoruz. Özellikle Anadolu'daki üretici ihracat yapmaya aç konumda. Şöyle bakıyoruz, Almanya'dan gelen 17 iş adamıyla müthiş bir ilgi alaka vardı. İnsanlar işte ürettikleri ürünleri getirdiler, tanıttılar. Avrupa'ya nasıl ihracat ederiz noktasında fikir alışverişinde bulundular. Çok önemli bir faaliyetti bizim açımızdan da. İnşallah bunun devamını getireceğiz. Bunu Samsun'la yaptığımız gibi Bursa ilimizde de yapmayı planlıyoruz. Belki bir Konya ile olacak. MÜSİAD'ın yurt dışında 59 şubesi var. Ve 162 noktada temsil ediliyor yurt dışında. Bizim amacımız yurt dışından ülkemize köprüler kurmak, ihracat yapabilme, ithalat yapabilme imkanları sunmak, gerek Türkiye'deki üreticimize, iş adamlarımıza, gerek buradaki iş adamlarımıza, böyle bir faaliyet içerisindeyiz. Aynı zamanda kendi üyelerimizle alakalı faaliyetlerimiz var. İşte tanışma toplantılarımız var. Efendimiz ikili iş görüşmelerimiz var. MÜSİAD'ın AGİK toplantıları oluyor 3 ayda bir. Oralarda ikili iş görüşmeleri oluyor. Değişik sektörlerden insanların bir araya geldiği, iş dünyasını birleştiren önemli toplantılar. Oralara üyelerimizi davet ediyoruz. Bu şekilde ekonomide varlığımızı en üst seviyede hissettirmenin gayret içerisindeyiz. Çok güzel. Müthiş çalışmalar bunlar. Onları ben birazdan detaylı bir şekilde açacağım ama şimdi müsaade ederseniz geçtiğimiz günlerde geleneksel iftar yemeğindeydik MÜSİAD HES'in. Bir onlara bakalım, seyircimizle buluşturalım. Sonra tekrar sohbete devam edeceğiz. Olur mu? Sağ olun. Eyvallah. Değerli izleyiciler, yakın bir zaman önce, yani geçtiğimiz haftalarda MÜSİAD HES'in çok güzel, çok nezih bir geleneksel iftar yemeği vardı. Oraya konuk olmuştuk. Bir bakalım neler olmuş. Sevgili seyirciler merhaba. Seyir Ramazan olarak bu akşam MÜSİAD HES'in geleneksel iftar yemeğindeyiz. Geleneksel iftar yemeğinde yine şenlikli bir akşam geçirilecek. Evet, bugün yine bu iftarda Türkiye'den Genel Başkan Sayın Nail Olpak var konuklar arasında ve birbirinden değerli, birbirinden seçkin konuklar da bu akşam geleneksel iftar yemeğine davetli. Bakalım kimlerle bu konu hakkında ne röportajlarımız, ne sohbetlerimiz olacak?
Efendim merhabalar. Merhaba. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar, sağ ol, teşekkürler. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Geleneksel iftar yemeğiniz yine. Müsiat Hesse'nin. Sağ ol. Biraz sağ bu akşamla ilgili bilgi alalım. Bu akşam güzel bir ortamda geçti. Dostlarımız geldi. Frankfurt'ta iş adamlarımız geldi. Samsun'dan iş adamlarımız geldi. Genel Başkanımız Nail Olpak bizimle beraber oldu. İstanbul Müsiyat'tan başkan yardımcılarımız, Avrupa Teşkilat Başkanlarımız iftarımızda hep beraber olduk. Güzel bir ortamdı, dostane bir şekilde iftarımızı tamamlamış olduk. Ne mutlu size, gerçekten çok başarılı ve emin adımlarla yürüyorsunuz Müsiyat Hesen olarak. Geçen yılda konuk olmuştuk biz sizin geleneksel yemeğinize, iftar yemeğinize. Geçen yıldan bu ana kadar, bu yıla kadar Müsiyat Hesen'de neler değişti, nasıl bir yol kat edildi? Müsiyat Hesim'de geçen seneden bu zamana kadar çok şeyler değişti. Hı hı. Çok faaliyetlerimiz oldu. Eyvallah. Hatta 2 ay önce Samsun gezimiz oldu. Hı hı. Türkiye'de bombaların patlamasıyla birlikte biz 17 tane Almanı 34 kişilik bir grup yapıp Samsun'da iş gezisi yaptık. Ve bu iş gezisinden de güzel meyveler topladık. Eyvallah. O meyvanın karşılığında Samsunlu iş adamları tekrar burada iftar programımızda beraber olduk. Çok güzel. O arkadaşlarımız da yarın da o fabrikayı ziyarete gideceğiz. Hayır, İnşallah güzel işler çıkarılacak, çıkaracağız. Öyle ümit ediyorum. Güzel. Her sene zaten kendimizi geliştiriyoruz. Daha maşallah, üst noktalara getiriyoruz. Maşallah. Çok başarılı temeller attınız zaten. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Peki katılım olarak geçen yıldan bu yana iş adamlarımızın katılımı var mı? Tabii daha yoğun bir şekilde daha katılımımız oldu. Aşağı yukarı 300-350 kişilik bir davetli listemiz vardı. Genelde hepsi geldiler. Başkonsolosluklarımız geldi. Türk Başkonsolosluğumuz da bizi kırmadılar. Eyvallah. Geldiler. Allah hepsinden razı olsun diyelim. Sizden de razı olsun. Efendim var mı mesajınız buradan son olarak? Mesajımız birlik, beraberlik. Ramazan ayı herkese hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Müslüman aleminin gözyaşları dinsin diyorum. Savaşlar dursun. En iyi noktalara, en iyi yerlere gelmeyi temenni ediyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. Amin inşallah. Efendim çok teşekkürler. Sağ ol. Hayırlı akşamlar olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Efendim Müsiyat Hesse'nin geleneksel iftar yemeğinde konuklarla sohbet etmeye devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efendim sizi tanıyalım kısaca. İsmim Ahmet Selvi. Hı hı. Müsiyat Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanıyım. Eyvallah. Buraya da Hessen Eyaleti'nin, Müsiyat Hesse'nin İftarına katılmak üzere geldik. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Ahmet Bey, öncelikle hem Türkiye'mizde hem de burada faaliyetlerimizi bir değerlendirebilir misiniz Müsiyat olarak? Tabii ki. Müsiyat ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız bir iş adamları ve sanayiciler derneği. Hı hı. Gerçekten büyük bir dernek. Eyvallah. Yurt içinde 86 şubesi, yurt dışında da 169 şubesi, toplamda 255 şubesiyle bütün dünyaya yayılmış bir iş adamları derneği. Neler yapıyoruz derseniz, öncelikle kendi komisyonumuzun, yani dış ilişkilerin faaliyetlerinden bahsedecek olursak, yurt içerisinde yaptığımız konsolos temasları, onların karşılanmaları, uğurlanmaları, ticaretin nasıl geliştirileceğinin konuşulması, ayrıca İş fırsatları panelleri yapıyoruz ülkelerle ilgili. Mesela en son Uganda ve Tanzanya'da iş fırsatları diye bir panel yaptık. Çok yoğun bir katılım oldu Müsiyat Merkezi'nde. Son zamanlarda da ülkemizin Afrika'ya ihracatın artması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü birçok yerde ihracatta dengeler sarsılmaya başladı aleyhimize. Onun için yeni bir kapı, yeni bir ufuk olarak biz Afrika'ya hedef almış durumdayız. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz diyeyim ben size. Ben buradaki teşekkür insanımızın ediyorum. Sizlerin örgütlemesine ihtiyacı var. Onu da belirteyim ben. Çok teşekkür ediyorum. Yani burada zaten örgütlü yapılar var gerçekten. Sadece bizim de işte Türkiye'den gelerek buradaki kardeşlerimizle kaynaşmamız gerekiyor. Ben de sizin gayretlerinizin teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Efendim merhabalar. Merhabalar, sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım biraz. Selim Sar, Müsiyat Samsun Şube Başkanıyım. Endüstri mühendisiyim. Plastik ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir firmamız var. 1,5 yıldır Samsun'da Müsiyat Şube Başkanlığını yürütüyorum. Eyvallah, nasıl buldunuz burayı? Öncelikle Frankfurt Şubemize çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir ev sahipliği yaptılar.
Yani bu yönetim ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Güzel ve sıcak bir ortamdı. Evet. Çok hoş muhabbetler ettik. Memnun kaldık. Çok güzel. Bildiğim kadarıyla yakın zaman öncesinde Müsiyat Hessen'in sizde evi ziyareti oldu iş adamlarıyla birlikte. Nasıl geçti? Biraz ondan bahsedelim ve nasıl bir fayda sağladık hem buradaki insanımıza hem oradaki insanımıza? Şimdi şöyle bir şey, biz yaklaşık bir yıllık bir kardeşlik anlaşması, bir yıl önce başlayan bir kardeşlik süreciyle başkanımızla beraber bir süreç yürüttük. Yaklaşık 34 tane firma yetkilisi, iş adamı Samsun'a geldiler buradan. Bunların 17 tanesi Alman vatandaşıydı. Eyvallah. Orada yaklaşık 2-2,5 gün civarında bir süreç içerisinde panel, Almanya'da iş fırsatları paneli, ikili iş görüşmeleri ve şehir gezisi şeklinde güzel bir konsept program organize ettik. 225'e yakın bir ikili görüşme sağlandı 25 masada. Bunların özellikle 8 tane firma, mesela firmalar, Samsun'daki firmalar Alman iş adamlarını kendi firmalarına götürerek ikili ilişkileri sağlamlaştırmaya çalıştılar. Pozitif geri dönüşler de oldu çok ciddi manada. Bugün burada birçoğuyla tekrar görüştük. Şimdi biz yarın inşallah ziyaretlerimiz olacak bazı Alman firmalarına. Çevre bölgedeki kasabalarda olsun, Frankfurt bölgesinde olsun 3 veya 4 firmayla anlaşmalar yaptık. Şimdi onlarla görüşmeler yapacağız. İnşallah bunun bir sonraki akabinde yine 6 ay sonra Samsun'da bu firmaları ağırlamak istiyoruz. Biz bunu bir kere yaptık oldu şeklinde değil de süreç içerisinde periyodik olarak devam eden bir fayda ilişkisi içerisinde yapmak planındayız yani. Allah razı olsun sizden. Teşekkürler. Bunlar önemli adımlar buradaki insanımız için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alayım ben. Bütün İslam aleminin ve müsiyat aleminin, ayrıca Almanya'da yaşayan Türklerin Ramazanlarını tebrik ediyorum. İnşallah birlik beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamamıza vesile olur diliyorum. Sağ olun. İnşallah. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Efendim merhaba. Merhaba. Hayırlı akşamlar olsun. İyi akşamlar. Sizi tanıyalım biraz. İsmim Fatma Tabak. Müsiyattaki göreviniz? Ben Müsiyat Mannheim Başkan Yardımcısıyım. Başkan Yardımcısınız. Evet. Geleneksel iftar yemeğine geldiniz. Evet. Ve Türkiye'den konuklar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu akşamı? Akşam çok güzeldi. Mekan çok hoştu. Yani iftar soframız çok güzeldi. Konuklarımız harikaydı. Konuşmalar bayağı verimliydi. Bize manayı tekrar hatırlattı. Bu da bir araya bizi getirdi ve gerçekten hoş gelişti. Çok iyi. Malum Müsiyat son zamanlarda Avrupa'da iyi atılımlar yapıyor. Evet. Hem Türkiye'deki şubelerle bir araya gelerek hem de burada. Siz Mannheim olarak neler yapıyorsunuz son dönemde, biraz bilgi verir misiniz? Mannheim'da zaten bizim bölgesel anlamda bütün Avrupa'da AGİK'lerimiz oluyor. Avrupa Genel İdare Kurulları. Toplantılarda katılıyoruz. Oradaki mini fuarlara katılıyoruz. İş adamlarımızı bizde mevcut olan network'ten faydalanmasını sağlıyoruz. Yani hedef bu zaten. Birbirimizle ticaret yapmak. Bunu da mümkün olduğunca bütün Avrupa veya Türkiye'de genel olarak yapılmış olan etkinliklere katılarak sağlıyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese hayırlı Ramazanlar. Size de hayırlı Ramazanlar, kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun, teşekkürler. Efendim Müsiyat Hessen'in geleneksel iftar yemeğindeyiz ve konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Tanıyalım sizi kısaca efendim. Mehmet Kocagöl. Mehmet Bey, nasıldı akşam yemeği, iftar yemeği? Gayet nezih bir ortamdı, güzeldi. Organize eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Güzel bir programdı, güzel bir organizeydi. Gayet kaliteli, nezih Eyvallah. Bir ortamdı. Katılımcılar da çok iyiydi. Herkese teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Müsiyat Hessen dersem bize ne anlatırsınız? Müsiyat Hessen iş adamlarının bir araya geldiği bir dernek. Hiçbir siyasi amacı olmayan, sadece iş adamlarını bir araya toparlayıp işte bir lobi oluşturmak isteyen bir dernektir. Arkadaşların çalışmalarını da takdirle izliyorum. Çok güzel. Siz üye misiniz? Ben daha henüz üye değilim ama inşallah yakın zamanda. Düşünüyorsunuz ama. Evet. İnşallah. İşte bu da Müsiyat'ın başarılarından biri. Sizin gibi değerli iş adamlarımızı böyle ekibe taşıyıp, oluşuma taşıyıp az önce söylemiş olduğunuz o çok önemli konu olan lobicilik çalışmalarına güç katıyorlar. Hakikaten takdire şayandır. Peki siz önümüzdeki bir ya da iki yıl içerisinde buradaki insanımızın lobicilik çalışmalarını ne noktada görüyorsunuz? Şimdi lobicilik çalışması şu anda geçmiş dönemden daha çok ihtiyaç var. Çünkü bildiğiniz gibi son dönemlerde Almanya'da gelişen siyasi olaylar da şunu gösteriyor ki buradaki Türk insanının daha çok bazı noktalarda kendisini geliştirmesi ve yetiştirmesi gerekiyor. Türk insanı her alanda faal ve aktif olması gerekiyor. Yani hem siyaseten
hem ekonomik anlamda çok güçlü olması gerekiyor. Zaman zaman para bu işlere yetmiyor. Yani çok zengin olabilirsiniz ama yaptırımınız ve dikkate alınmanız, ciddiye alınmanız kesinlikle siyasi ve ekonomi olarak güçlü olmaktan geçiyor. Onun dışında çok sayınız çok olabilir ama sayının çok olmasından ziyade ağırlığınızın olması, hissedilir olmanız bu çok önemli. İnşallah bu önümüzdeki dönemlerde Türk halkı öyle ümit ediyorum ki bunun farkına vardı. İnşallah daha iyi çalışmalar olacak. Daha çok idealist insanlar yetişecek. Daha çok insanlar bu işlere ilgi alaka duyacak. Aksi takdirde ilgi alaka duyulmazsa gelecekte sıkıntılar baş gösterecek. Bence çok doğru tespitler yapmışsınız. İnanın hani çok ileri görüşlü bakış açısı bu. İnşallah dediğiniz gibi en kısa zamanda bu söyledikleriniz oluşur ve insanımız adına hem Almanya'da hem Avrupa'da sağlam bir duruş sergileyebiliriz her konuda. Efendim son olarak hem Ramazan'la ilgili hem de dostlarınıza vermek istediğiniz bir mesaj varsa selam sabah onu da alayım ben. Buradaki ve Türkiye'deki bütün tanıdıklarımızın bütün Ramazan-ı Şerif'ini Cani Gölü'den tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Daha iyi çalışmalarda olmak üzere. İnşallah iyi günler, hayırlı günler diliyorum. Efendim, çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Konuklarımızla sohbet etmeye devam ediyoruz. Efendim merhaba. Merhabalar efendim, hayırlı akşamlar. Biz sizi tanıyoruz ama biraz seyirci de tanısın. Efendim Sait, ismim Sait Özcan. Konyalıyım. Aslen Konyalıyım. 25 yıldır telekomünikasyon sektöründe, cep telefonu sektöründe hizmet etmekteyim. Yıllardır Offenbach'tayım. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'in bütün Müslüman Türk alemine hayırlara vesile getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Eyvallah. Size de çalışmalarınızda başarılar Allah diliyorum. Allah razı olsun. Efendim müsiyatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii müsiyat 20 küsur yıldır Türkiye'de ciddi altyapısı olan sivil toplum örgütlerimizden bir tanesi. Özellikle Anadolu insanının birliğini ve beraberliğini ortaya koyması açısından milliyetçi ve muhafazakar insanların dayanışmasıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütü. Bu da Avrupa'daki Türklerin yüz akıdır diye düşünüyorum. Eyvallah. Bugünkü bu akşam organize ettikleri, tertipledikleri iftar yemeği de bunun bir göstergesi. Bunu gösteriyor ki Avrupa'daki Türkler ciddi şekilde ekonomik alanda altyapıları olan, dayanışma içerisinde iş ve ticaret yapma gayreti olan insanlardan oluştuğunu ve bunların da müsiyatın çatısı altında olduğunu görüyoruz. Bu da sevindirici bir olay. Çok güzel bir tanımlama yaptınız. Bizim için önemli kurumlardan, kurumsal oluşumlardan bir tanesi. Evet. Biz ayrılan vakit çok da aslında çok uzun konuşmak istiyorum sizinle Sait Bey. Çünkü olaya hakim bir abisiniz. Evet. Bizim gözümüzde sizi tanıyoruz. Ama dediğim gibi malum son olarak hem Ramazan hakkında hem de dostlarınıza, sevdiklerinize vermek istediğiniz mesaj varsa onu da alayım. Tabii bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'in hayırlı olmasını diledikten sonra Ramazan ayı içerisinde sevginin ve barışın, mutluluğun, muhabbetin hakim kıldığı bir ay olması dileğiyle nice nice Ramazanlara diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar efendim. Evet, gördüğümüz gibi Samsun'dan da konuklar gelmiş Sayın Başkanım. Güzel iftar yemeğinde buluşmuşlar. Hakikaten çok hoş bir akşamdı. Biraz o ilişkilere dayanmak istiyorum, gelmek istiyorum daha doğrusu. Tamam, siz buradan güzel iş ilişkileri götürdünüz, Alman iş adamlarını götürdünüz. Onlar da buraya ziyarette bulundular. Bu bir artı gelişme olmuş. Bunun devamı nasıl olacak? Devamı şöyle, Samsun Müsiyat'tan, zaten şöyle söyleyeyim ben size, Samsun Müsiyat bizim aynı zamanda özel kardeşlik ilişkisi kurduğumuz bir müsiyat şubemiz. Ki o da aslında Müsiyat HES'inin bir projesi olarak gündeme geldi. Biz Avrupa'dan veyahut da yurt dışında faaliyet gösteren müsiyatların, müsiyat şubelerinin yurt içindeki müsiyat şubeleri bir kardeş şube ilişkileri kurmasını hedefledik. Bunu ilk pilot proje olarak da Samsun'da başlattık. Dediğim gibi bunun devamı muhtemelen Bursa ile gelecek. Biraz da başkan yardımcımıza dönmek istiyorum müsaadenizle. Efendim selamun aleyküm. Aleyküm selam, merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım biraz. Adım İlyas Güçlü, avukatım. Hessen'den Frankfurt'ta avukat olarak faaliyet gösteriyorum. Patent ve marka uzmanı olarak. Patent avukatısınız. Patent avukatı değil, o branşta uzmanım. Eyvallah, çok güzel. Evet. Aslında tam da bizim insanımıza gerekli olan şey, çok iyi buluşlar yapıyoruz, çok iyi fikirler yakalıyoruz ama bir türlü sahip çıkamıyoruz. Maalesef sahip çıkamıyoruz, korumuyoruz kendi haklarımızı. Evet. Biraz sizden dinleyelim. Ana müsiyatın çalışmalarını, müsiyat HES'nin çalışmalarını bir başkan yardımcısı gözüyle sizden alalım biraz. Şimdi benim görevim biraz farklı. Almanya'da doğmuş ve büyümüş olan birisi olarak özellikle Almanlarla yakın temasta olmakla görevlendirildim.
Burada Alman Ekonomi İş Konseyi'nin yönetim kurulundayım Mainkinzig bölgesinde ve Almanlarla iş birliğindeyiz ve MÜSİAD olarak da Almanlar için de MÜSİAD'ı tanıtmak istiyorum. Efendim biz ayrılan zaman malum biraz da tekrar Musa Başkanıma dönmek istiyorum sohbet olarak. Son olarak ben sizden dilek ve temennilerinizi almak istiyorum. Evet, yani Türk toplumu olarak hele iş adamları olarak bir araya gelmek, yani birlikten güç doğar düşüncesindeyim. Yani inşallah STK'larımız olsun, MÜSİAD olarak bir araya gelip birbirimize destek oluruz. Ve sesimizi Almanya'da da çıkartabiliriz inşallah. Çok teşekkür ederim. Zamanınızı da aldık. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Şimdi başkanım, son olarak hem Ramazan'a dair hem de genel bir değerlendirme olarak temenni ve dileklerinizi almak istiyorum. Ramazan ayında özellikle bütün insanlığa barış istiyorum. Birlik, beraberlik, kardeşlik. Ferdi olarak da sağlık, sıhhat. İşlerimizde hayırlı bol kazançlar diliyorum. Herkese selam, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Değerli yönetim kurulunuzla birlikte. Hepsi birbirinden değerli insanlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah başka bir zaman çok daha geniş bir alanda, geniş bir konuyla birlikte olacağız diye temenni ediyorum. Değerli izleyiciler, bugün MÜSİAD HESEN'e konuk olmuştuk. Çok ciddi çalışmaları var toplumumuz adına. Hem ticari alanda hem sosyal alanda hiç boş durmuyorlar. Güzel bir iftarları olmuştu. Konuk olmuştuk. Seyir Ramazan'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Çilor Alyans, Seyri Ramazan'ı sundu.